Evet. Alayım. Al bakalım. Gerçekten hak ettim bunu. Bu ne bu? He? Bu iki kişilik değil mi? Yok. Öteki nerede bunun? Ha, ötekini Fatoş'a vereceğim. İkinci oldu ya. Oğlum ben bir dakika dur. Ben Aslı'yla birlikte gideceğim ya konsere. Ha, olmaz abi öyle şimdi. Bir bilet birinciye, bir bilet ikinciye. Ne diyorsun oğlum sen? Saçmalama ya. Kusura bakma abi yani sistem bu. İstersen sen bunu Aslı'ya ver. Bilmiyorum yani. Bittim abicim ben. Ne oldu ya? Bırakın lan beni. Atlayacağım ulaşım. Ya dur abi ne yapıyorsun ya? Anlamıyor musun oğlum? Bu konser benim Aslı'yla barışmak için son şansımdı. Konsere çağırdım hatunu. Orada yazacaktım, bitirecektim bu işi. Başka bir yere gelmez ki hatun benimle. Ya başka konsere götür. Olur mu oğlum? Haftaya yaz tatiline gidiyor düğünden sonra. Araya yaz tatili girecek. Bu ne demek biliyor musun? Bu ne demek? Ne demek? Yaz oğlum, yaz. Yaz lan işte. Herkes birbirine yazıyor. İlla birileri musallat olacak hatuna. Kaybedeceğim ulan onu. Hadi ya. İlla birini bulur diyorsun yani. Sarışın oğlum hatun tabii bulur. Hadi ya. Al abi o zaman bunu al. Bağla bu işi. Kardeşim. Kardeşim. Bakalım ben Fatoş'a ne diyeceğim. Yolun açık olsun kardeşim. Şans diliyorum sana. Oh be. Neyse. Bakalım ne yiyecek. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben senden sehpa istiyorum. Sen bana yassı kutu veriyorsun. Bu buna sığarım bir defa. Gerizekalı mıyım ben, salak mıyım? Onun içindeki parçaları birleştirince sehpa çıkıyor herhalde Burhan Bey. Sen bir sus. Bir defa bunu anlatmak onun görevi. Bunun için para alıyor. Hanımefendi haklı. Nasıl yani? Bu sehpayı parçalamışlar, bunun içine mi dıkmışlar? Evet efendim. Nasıl yani? O zaman bunu kim yapacak ki? Siz. Ya ben marakoz muyum? Sıkıklık kıyafetimi baksana sen. Önlük var mı? Atölyeden gelir gibi bir halim var mı benim? Bizim eşyalarımız böyle efendim. Siz monte ediyorsunuz. Peki siz ne işe yarıyorsunuz? Buranın usulü böyle demek ki Burhan Bey. Siz zaten halıyla perde seçmeyecek miydiniz? Sehpa nereden çıktı? Ya sen kimin tarafındasın yiyorum? He? Sen bunun bağ hazırını versen, yapılmışını versin. Kusura bakmayın, o teşhir mi? Al. Yok yok yok, olmaz. Gerçekten olmaz. Bunun yapılmışını ver bana, ne olur hadi ya. Yarın bir gün bana işin dışı, ben de o işi yaparım. Hadi hadi, hadi kulüm. Mümkündür efendim, o teşhir malı. Ben seni öyle bir teşhir ederim ki görürsün sen ha. Senin müdürün kim lan? Adam Asit mi? Kusura bakmayın, benim başka müşterilerle ilgilenmem lazım. Allah'ım ya Rabbim ya. Parçaları birleştirdiği ya. Çocuk oyuncağı mı bu? Lego mu bu? Çocuk muyum ben? Böyle şeylere bir defa benim vaktim yok. Of. Aslı ben buna bineyim sen de arkamdan ittir be. Hadi çok eğlenirim. Burhan Bey, siz halınızla perdenizi setseniz bir an önce. Ne olur ha? Mobili ne bir ya? Çok istedim. Hemen onun yanına gitmem lazım. Fırt. Ya şey sorun şimdi. Üç tane alırsak biri bedava oluyor öyle mi? Evet efendim. Peki mesela biz bir masa iki sandalye alsak. Onların hangisi bedava? Hiçbiri efendim. Sadece sandalyeler kampanyada. O nasıl şey? Ne kadar mantıksız şey ya. Masasız sandalyeyi ben ne yapayım değil mi? Üstelik de çok tuzlu yani. Bak bak oğlum. Ben her şeyi böyle defterime yazarım. Buyurun. Mesela burada 1987 ekmek fiyatı yazılı bak. Biz aynı yıl yazlık için mesela biz balkon takımı almışız. Onun da fiyatı yazılı. Bugün oranladığımız zaman dur hesaplayalım bak şimdi. Söyle bakayım ekmeğin fiyatı ne? Ya üf dayı ya.
Bile. Ay çok komik ya. Bunlar şey gözlük değil biliyor musun? Ya. Peçete halkası bu. Ürünleri satın almayacaksak kliyonlara bırakalım lütfen. Yardımcı olmamı ister misiniz? Asıl sen kendine bir defa yardımcı ol ya sen. Yardımcı olalım der ki Allah'ım yarabbim sen bana bir defa ters mi gidiyorsun ya? Ürünleri reyona koyalım derken büyük adam mı zannediyorsun, senin iktidar alanın mı burası? Mağazamızın politikası efendim. Politika politika derken ya egon mu şişiyor ya? Kendi kendine büyütüyor musun? Ankaralı mısın lan sen? Bakalım mı zannediyorsun kendini? Dur Burhan dur. Şimdi bak evladım 1992 enflasyon rakamları da bugünü anladığımız zaman sen de anlayacaksın ne kadar pahalı olduğunu sanırlar. Bak hesaplayalım bak şimdi. Taktım sana. Dostum taktım sana. Kaçarın yok senin taktım sana. Ya ben niye ölemiyorum arkadaşlar? Ha? Ben niye bu kadar kadersizim ya? Abi benim boynum çok ağrıyor. Ne yapacağız ya? Oh. Kardeşim benim ayağım çok fena sızıyor ya. Ya. Niye bana bir şey olmuyor ya? Ben niye bu kadar sağlıklıyım? Adalet mi lan bu? Abi bir iki kere daha dene istersen ama başka semtte. Gözünü seveyim. Mahmut çay ver bana. Ya ben niye ölemiyorum ya? Ben niye bu kadar talihsizim ya? Eyvallah. Niye bana bir şey olmuyor ya? Ben niye bu kadar turp gibiyim? Aa! Ne oluyor lan? Ha? Ya ben kötüyüm. Aa! Ne oluyor lan? Aa! Sacit'in çaylarından. Oğlum benim midem hasta lan. Ha, mide kanaması geçiriyor. Beni hastaneye yetiştirin abi. Ha, beni hastaneye. Nasıl götürelim abi? Ayağımız sakat. O zamanlar dolar 1 liraydı. Öyle plastik eşya falan yoktu. Hep demirdendi takımlar. Onlar her yıl boyanırdı. Boya bedelini de koy üstüne. Bütün bunların rakamları var bende. Bak hepsi yanımda. Defterimde. Anlıyorum efendim. Ha şeyi soracağım. Bu salıncağın fiyatı ne? O kaça gidiyor? Salıncak mı alacaksınız? Yok alacağımdan değil de piyasa fiyatını öğreneyim dedim. Bunlar hep şey derim. Yazarım deftere. Ya ben araştırma yapmadan alışveriş yapar mıyım? O göz var mı bende? Enayi miyim ben? Salına koltuk. Ya Burhan Bey, halınızla perdenizi seçin ve gidelim artık lütfen. Öf, ömür törpüsü. Şu nasıl? Ah, çok güzel. Bunu alın. Budur. Şu? Harika. Ya mavi tenime iyi gitmiyor ya. Şu? Aa bak bu süper, teninize de çok güzel gider bu. Ha öyle diyorsun. Peki şu? Olağanüstü. Peki ya şu? Ben bunu sordum ben ya. Şu? Ben bunu da beğendim. Ha peki bu? Ha onu da beğendim. Ama ben nasıl seçeceğim ki? O kadar zor ki karar vermek. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ha. Of. O kadar çok seçenek var ki yani. Derilerim yandı, bittim yani. Niye ağlıyorsunuz Burhan Bey? Çok çeşit olunca benim sinirlerim bozuluyor. Dikkat sorunu var, konsantre eksikliği var bende. Aa! Tost makinelerine bak ya! Of! Gidemeyeceğim, çok üzgünüm. Peki Burhan Bey, sizin eve bak. Şimdi gördüm şu turunculu halıyla yanına bak.
şuradaki turuncu perde. Nasıl? Ha, nasıl? İğrenç. Peki şu perdeyle bak. Bakıyor musun? Şununla şu halı yeşilli. Ah, tam sizin eve göre. Ha? Ne dersiniz? Onunla bu. Ha? Bu. Midem bulandı ya benim. Kusacağım ya beni. Aslı yırma, yardım et. Aslı yırma beni. Çok binayım ya. Tuvalet nerede? Madem konumuz çocuklar değil, beni buraya niye davet ettin İffetciğim? Bülent Beyciğim, son günlerde Sedef Hanım'ı... Sedefciğimi çok daha yakından tanıma fırsatını buldum. Kendisiyle sık sık, sürekli, devamlı beraber olduk. Geçmiş olsun mu demeliyim acaba? Ay ilahi. Fakat o ne muhteşem kadın öyle. Yani insanlığı olsun, sohbeti olsun, hayran kalmamak mümkün değil. Yok ya. Evlenin o zaman. Bülent Beyciğim, böyle bir kadın bulmuşsunuz. Bence boş bırakmayın. Ne talipleri var, ne talipleri. Çok sevindim. Bence değerlendirmeli. Ama çok güzel bir kadın. Yaşını da göstermiyor. Yarısını bile gösterse benim için fazla zaten. Fakat çok yönlü bir kadın. Entelektüel, üstelik. Madem bu kadar memnunsun, takılmaya devam edin Fetch. Ay lütfen. Lütfen. Sedef'le birlikte olun tekrar Bülent Bey. Lütfen. Ay artık dayanamayacağım. Yalnız kaldı diye kafayı bana taktı. 24 saat beraberiz. Bir başlıyor konuşmaya. Ay vallahi hasta olacağım. Alın şu karınızı başımdan canım. Yok ya, kafadan kotlak mıyım ben? Artık o senin, sen uğraş. Dırdırını sen çek. Sıkıcı sergilere sen git. O keman dinletilerinde benim yerime sen fenalık geçir. Bu kadına yıllardır bıktım be. Yeter ya. Ne oluyor? İffet. Ne oldu hayatım? Benim dedikodum mu yapılıyor yoksa? Evet. Bülent Bey'le seni konuşuyorduk şekerim. Kendisi çok mahcup. Sana söyleyemiyormuş. Ama bütün bu olanlara rağmen sana çok aşıkmış. Sedef'ciğim, Bülent Bey'le hiç ilgilenmiyormuşsun. Bunalımdaymış. Sen ne diyorsun ya? Rica ederim. Daha fazla saklayamayacağım Bülent Bey. Yani vallahi hiç içtim. Sedef'ciğim, bu adam ölüyor şekerim. Yalnız tek başına bırakmışsın, ihmal etmişsin, hiç ilgilenmemişsin. Onun bunun elinde olmaz ki. Çapkın da olsa kocandır. Beni araya soktu barıştırmak için. Tabii ama bence siz kendi aranızda halledin bu meseleyi. Sık sık görüşün, bol bol konuşun, bol bol vakit geçirin. Değil mi efendim? Ben izninizle efendim. Ay Bülent. Bak şimdi. Ben sen olmadan konser veremiyorum. Akşam konserim var ya. Sen gelmezsen vallahi ben söyleyemem. Vallahi. Sen gelmeyince sesin böyle çıkıyor bak. Aşkınla yandım çıkıyor. Gerçekten. Tabii. O yüzden Sezen'e değil bana gelmen lazım.
Allah. Tamam. O zaman fendime gideyim böyle. Bana uygun bir şeyler giyeyim üstüme. Görüşürüz. Yalan söyledin Tanrıverdi. Resmen yalan söyledin. Sana hiç yakıştıramadım yani. Ya biliyorum abi. Zaten kendimden nefret ettim. Kobi bize bilet buldu. Bir arkadaşım ha. Bunun için koskocaman bir servet ödedim ya. Ayrıca golf denilmeye de söz verdim. O zaman arkadaşlar, ya benim eve gidip şu makineyi falan bırakmam lazım. Aslı'ya gelirken siz alın, tamam mı? Şurada bileti. Yani nasıl olsa yerlerimiz yan yana. Orada biz onunla zaten buluşuruz. Ha şimdi kapının önünde kalabalıkta falan beni beklesin istemiyorum. Yani her şey çok özel olsun istiyorum. Vay! Arkadaşım! Arkadaşım kolay gelsin! Hey Allah'ım yarabbim. Bakın kayıtlarıma göre 80'li yıllardan bu tarafa peynirin fiyatı sandalye fiyatından daha fazla artmış. Şimdi bu milletin ihtiyacı peynire mi, sandalye takımına mı? Cevap ver. Evet. İyi mi? Şimdi bak, bu takımları götüreceğimiz yazlığımız var ya bizim. Ayvalık'taki. Bravo, bravo. Şimdi bak, buradaki kayıtlara göre dolar hesabından biz orayı 7200 dolara almışız. Çünkü oranla sandalyenin tanesi kaç dolar? Burhan abi, gerçekten bu mağazada şu anda başka bir çeşit kalmadı. Sana şu sarı perde diyorum. Yalvarıyorum. Yanına da şu yeşilli halıyla birlikte tam istediğin gibi evdeki eşyalara, aksesuarlara, kıyafetlerine ve Chico'nun resim çerçevesine uyacak bir kombinasyonu şu anda sana teklif ediyorum. Lütfen Burhan abi, konsere gideceğim. İyiyim. Peki o zaman. Biraz aceleye geldi ama. Sağ olun. Sağ olun. Burhan Bey, bakın ne buldum. Ay ne olur bunu alsanıza. Aa, alayım değil mi? Çok güzel bir lamba, kırmızısına bayıldım. Aa, sen beğendiysen tabii ki alırım canım. Bu lambayı alacağım. Ondan sonrasında bütün dekorasyonu bu lambanın etrafına kuracağım. Aslı vazgeçtim. Kırmızı halı bir pirde arayalım mı? Şşt, diliyor musun? Kaçma git. Buyurun. Bu lambayı alıyoruz. O lamba teşhir malımız efendim. Hey, bunu da mı bilmiyorsun ya? Burhan Bey, hiç önemli değil. Şimdi onun açılmamış kutusunu verirler. Ben söz veriyorum, kendi ellerimle size monte edeceğim. O arada da hemen ona uygun kırmızı halıyla perde seçelim ha? Maalesef. O lambanın sonuncusu az önce satıldı. Of, ne? Ağlarım ama. Ay bin de ağlarım ama. Kusura bakmayın. Of. Yöneticilik becerilerimi kullanmam lazım. Şacı, sen bu obağı verirsin ya. Ha? Yapılmışını verirsin ya bağa. Sen şimdi al bunu. Al hadi, ayağımız alışsın. Sürekli müşteriniz oluruz ya işte. Biz çok özür dileyerek bunu teşhire geri koymam lazım. Aa, elinden kaptı ama. Lan ne yapıyorsun lan sen? Kafanı pört diye patlatırım seni ha. Hanıma doğru dürüst davransana, seni parçalarım. Kimsin lan sen? Sen gebirttinim lan seni. Bir dakika Burhan Bey, ayrılın lütfen. Ayrılın. Olur mu, arkadaş burada görevliydi değil mi? Onun da sorumlulukları var. Lütfen bir dakika sakin olun. Bir konuşalım mı sizle 2 dakika? Bu lambadan hiç depoda falan bulabilir miyiz acaba? Anladım. Peki bu başka mağazadan, yurt dışından falan getirsek parası neyse vereceğim ben. Siz niye konuşmuyorsunuz? Biraz sinirlerim bozuldu da, kusura bakma. Beyefendi. Kendine. O yanına
arabasına lambayı aldınız. Hangi bayan? Hanımefendi, biraz önce son lambayı alan müşteri. Arkadaşım bak, ne demek ya? Sen bize hırsız mı diyorsun be? Ay, bak bir şimdi anlat. Lan ne diyorsun lan, seni ağzını burnunu dağıtırım, gebertirim lan. Hırsız mı diyorsun bize sen? Tamam ya. Hacı. Tamam ya. Affettim, bir şey yok. Allah Allah. Ben neden vazgeçtim? Burası çok pahalı ya. Eski takımları bir güzel macunlatıp bir de boya yaptım mı tamam. Ne oldu buna ya? Hacı. Sen bunun bağ yapılmışını versen ya. Ha, bana bir kolaylık yapsan ha hacım. Biz de konsere geç kalacağız ya. Dur, çalıyor. Ha, Aslı, neredesin ya? Ne? Oradan buraya gelmen en az bir saat sürer. Konser 20 dakika sonra başlıyor. Nasıl yani? İyi peki, hadi öptüm canım. Ne diyor? Burhan'a perde bakıyorlarmış. Benden ümidi kesin, bileti bir isteyene verin diyor. Bu saatten sonra kimi bulacağız canım? Kavur. Sezer Aksu'yu sever misin sen? Artık hayatımdan çıksın diyorum.